Merhaba sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla İnegöl'de devam ediyor. Şimdiki lezzet durağı köşemizde ise bir marka ismi Zeynel İnegöl Köftecisi'ne konuk oluyoruz. Yanımızda işletmemizin, mekanımızın işletmecisi Sayın Abdullah Uz ile birlikteyiz. Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkürler, sizler nasılsınız? Sağ olun, biz de iyiyiz. Şimdi tabii ki lezzetimizi anlatacağız. Çok farklı lezzetler, çok özel lezzetler ama öncelikle ben şunu öğrenmek istiyorum. İyi bir köfte nasıl yapılır ve etin neresinden olur? İyi köfte iyi etten yapılır. %80 dana, %20 kuzu ve etin sırt bölümü, hayvanın sırt bölümünden yapılır. İşte dediğim gibi dana, kuzu karışık o şekilde ve bu yörenin hayvanından. Özellikle Zeynel İnegöl Köftecisi'nin bir de tabii ki sırrı var ama o sırrı açıklamıyoruz sevgili izleyiciler. Bu güzel lezzeti tadabilmek için sevgili izleyicilerimizin ne yapmaları gerekiyor? Tabii ki İnegöl'e geldiklerinde buraya gelmeleri gerekiyor. Bu güzel lezzetin tadına bakabilmek adına. Şimdi köfte deyip geçmeyin. Gerçekten de çok farklı ve çok özel bir lezzet. Ve tabii ki birçok farklı karışımlardan oluşan bir lezzet. Neler var içinde? İçinde baharat yok. Ekmek yok. Tamamen doğal et. Ve dediğim gibi bizim yörenin, bu yörenin hayvanından yapılıyor. İşte içindeki tuz oranı çok az. Tamamen doğal. Tabii doğal, organik olduğu için de çok fazla talep ediliyor. Ama sadece etimiz özel bir et değil. Bununla birlikte buradaki tüm yapılan malzemeler de, lezzetlerimiz de tamamen doğal ve organik. Öyle değil mi? Kesinlikle yani. Şimdi piyazımız var, köftenin yanında sunduğumuz. Erzincan'dan getirdiğimiz fasulye. Zeytinyağını Ayvalık'tan getirtiyoruz. Tamamen organik. Acı ezmemiz var. Bizim bu yöreye ait bir ürün. O da tamamen organiktir. Bir de bizim kendi yaptığımız şıra. Bu şıra bizim kendi yaptığımız şıra. Denizli'den üzümünü getirtiyoruz. Kar üzümü. Onu şırayı biz kendimiz yapıyoruz ve bu şekilde müşterilerimize servis ediyoruz. Evet ve çok talep ediliyor gerçekten de. Şu anda özellikle İnegöl Köftecisi olarak bir marka haline geldik. Peki bunu nasıl oluşturduk? Şimdi biz 1961'den beri varız burada. Uzun zamandan beri buradayız. İlk köftecileriz. Köftenin marka olmasına, yöresel bir tat olmasına biz sebep olduk. Bununla birlikte İstanbul'da, Ankara'da şubelerimiz oluştu. Çok franchise isteyen yerler var. Biz de bununla ilgili daha profesyonel, daha kurumsal şekilde, hızlı bir şekilde ilerlemeye çalışıyoruz. Bununla ilgili altyapı çalışmaları oluşturuluyor zannediyorum değil mi? Tabii kesinlikle altyapı çalıştırmaları yapıyoruz. Bu tadı sadece İnegöl'de değil, İstanbul'da, Ankara'da ve Türkiye'nin büyük şehirlerinde franchise vererek ulaştırmaya çalışıyoruz. Peki çok teşekkür ediyoruz bizi ağırladığınız, konuk ettiğiniz için. Son olarak Türkiye'den ve Avrupa'dan bizi izleyen değerli izleyicilerimize neler söylemek istersin? Bu tadı yerinde tadıp sonra da eğer franchise almak isteyenler varsa bekliyoruz. Peki size nasıl ulaşabilirler? İnternet adresimden ulaşabilirler, telefonla ulaşabilirler. Biz buradayız. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Tekrar sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, programımız tüm hızıyla devam edecek. Bakalım neredeyiz?